Değerli kardeşlerim, Kur'an sofrası etrafında buluşuyoruz. Kur'an'la ilgili mesajları sizlere ulaştırma adına şu anda buradayız. Yaratan, yaşatan, yöneten ve Kur'an'la bizleri tanıştıran Rabbimize hamdolsun. Bu kutlu mesajı sizlere ulaştırma bahtiyarlığına bizi kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Rabbimizin bütün ayetin ayatını, mesajlarını ve öğretilerini bizlere tebliğ eden tüm rasullere, peygamberlere salat ve selam olsun. Hayatını imana taşıyan, hayatını imanla şahit yapan, Kur'an ve kitap mesajını tam manasıyla anlayıp ve idrak eden, hayatına tatbik eden tüm inanan müminlere selam olsun. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın her bir ayeti Cenab-ı Hakk'ın en güzel sözüdür. Rabbimizin bize emir buyurduğu her bir emir ve her bir talimat bizim için çok önemlidir. Hayatımızı yaşamada ve hayatımızı onun yolunda sürdürme konusunda her bir ayet ve sure bizim için bir yol işaretidir. Bütün bu yardımları ve lütufları kalbinde barındıran insan yol ayrımındayken Kur'an'ın mesajıyla hayatını anlamlandırır ve yüce yaratıcının mesajlarıyla kalbi mutmain olur. Dolayısıyla Rabbimizin mesajlarını size aktarma noktasında 7. cüz olan Maide suresinin sonu ile En'am suresinin ilk 15 sayfasını size inşallah ne manaya geldiklerini, Rabbimizden ne tür mesajlar bizlere ulaştırdığını sizlere inşallah anlatmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşlerim, 7. cüzümüzün ilk suresi şu, Maide suresi. Bu sure içerisinde geçen bir maide kelimesinden esinlenerek mana verilmiş. O da kutlu peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam'a inanan, onun sadık elleri olan havarilerin yine o peygamber Aleyhisselam'dan gökten bir sofra indirmesini duayla bulunan talep edilmesini istemişti. Cenab-ı Hak da yeryüzünde vahyini ve mesajını insanlara ulaştıran, ölüleri dirilten, alacalıyı, kör ve sağırları iyileştiren mucizevi bir peygamber olan Hazreti İsa Aleyhisselam, havarilerin bu taleplerine karşı Rabbinden gökten bir sofra indirmesini niyaz eder ve yeryüzüne bir sofra iner. Aslında gökten inen bu sofra sadece Hazreti İsa Aleyhisselam'ın o günün insanlığına indirilen bir sofra değil, bugünün dünyasına da Allah göklerden yeryüzüne bu dünya sofrasını indirmiştir. Dolayısıyla Maide suresi bu hikaye üzerine bina edilmiş ve bu hikaye üzerinde mesajlar yoğunlaşmıştır. Öncelikle Maide suresinde yaratılan insana vücudunu besleme noktasında helal gıda ve helal kazancı emretmektedir. İnsan vücuduna aldığı gıdaları
vücuduna aldığı nimetlerin helal olmasına ve helal yollardan kazanılmış olmasına dikkat etmelidir. Bu manada Rabbimiz Maide suresinin bu noktasında her birimize kazançlarımızı, kazandıklarımızın temiz ve helal olanlarından olmasını bizlere tavsiye buyurmakta. Yine etten kemikten yaratılan insan olan insanın bir takım hatalarla yaratıldığına şahidiz. İnsan Hazreti Adem'in çocukları olması münasebetiyle hatalıdır. Hataya meyilli yaratılmıştır. İnsan kusurlu bir varlıktır. Bu manada hatalarla insan dünyasını tamamlar ve sürdürür. Bu manada elimizden, dilimizden, gözümüzden bir takım günahlar, bir takım fiiller sadır olabilir. Bunlardan çok önemli bir kısmını hayatımızda gördüğümüz, Allah'ı şahit tutarak yaptığımız yeminler vardır. Bu surede ağzımızdan çıkan Allah'ı şahit tutarak yaptığımız yeminlerimizin bir kefareti, onun bir bedeli, bir cezasını ifade eder. İnsan gelişi güzel konuşmamalı. Mesele söz, Allah'a ait bir söz ise bunu yeminlerle besleyip sorumluluk noktasında Allah'a şahit tutuysak burada bizlere bir takım kefaretler, sorumluluklar düşmektedir. İşte böyle bir yeminle, böyle bir fiille Allah'ın karşısına çıkan insan dünyada yaptığı bu hata sebebiyle 10 fakiri doyurma ve giydirme, bunlara yapmaya gücü ve maliki değilse de oruç tutmaya sorumlu tutulmuştur. Yine bu suremizde son din olan İslam, bireyin ve toplumun hayatına yasalar koymuştur. Burada İslam hem bireyin ve hem toplumun hayatını tehdit eden çok önemli bir sosyal yaraya, bir kötü alışkanlıklar zincirine temas etmekte. O da şu ayet-i kerimede ifade buyurulmakta. Ey iman edenler, içki, kumar, şans oyunları ve buna benzer oyunlar şeytanın necaseti hükmündedir. Bu alışkanlıklardan vazgeçmeye, bu alışkanlıkları bırakmaya, bu alışkanlıkları terk etmeye Rabbimiz bizi davet etmektedir. Yine bu suremizin son sayfalarına doğru insan olmamız münasebetiyle kusurlu bir varlık olmamız hesabıyla hac farizasını veya umre görevini ifa eden bir müminin ihram kıyafetiyle av yaptığı zaman, yani ihramlı iken yasak işlememesi gereken bir durumda hiçbir canlıya kıymaması gereken, hiçbir canlı varlığı öldürmemesi gerekirken ihramlı olduğu halde böyle bir fiil işlediğinde Rabbimiz bu fiilin bir kefareti olarak o kişiye bu yapmış olduğu fiilden dolayı bir takım kefaretler ve cezalar tereddüt eder. Ve bu cezayı yoksulları doyurmakla, miskinleri doyurmakla ve yine oruç tutmak suretiyle hem yeminini bozan hem de ihramlı iken Allah'ın yasak ettiği hudutları çiğnediği için de bir kefaret söz konusu olur.
kefareti ödemek suretiyle, işlediği fiilin cezasını ödemek suretiyle kişi hem bu vebalden kurtulur, hem de yemin ve işlemiş olduğu yasaktan dolayı üzerine tereddüt eden bu zor durumdan kurtulmuş olur. Yine bu surede insan bütün bir hayatı yaşarken yaşadığı bu hayatın varlığına inandığı gibi, gördüğü gibi en nihayetinde bu hayattan ayrılırken, bu dünyayı terk ederken ölüm esnasında iki tane adil şahit tutarak hayatına son verirken bir takım tavsiyelerde bulunabilir. İnsan hayatı kıymetlidir. Son demde insan bu hayatı da terk ederken en nihayetinde kendisine bakmakla mükellef olduğu, bütün sorumlu olduğu insanlara da bir takım tavsiyelerde bulunabilir. Yine bu suremizde insanlığa son çare olan İslam bir tek kelimeye çağırmaktadır. O kelime Rabbimizin birlenmesi, yeryüzüne hakimiyeti ve tüm varlıkları yaratan yegane tek zat olması idi. Cenab-ı Hak tüm insanlığı, hiçbir toplumu ve insanı ayırt etmeden kelime-i tayyibe dediğimiz en güzel kelime olan La ilahe illallah sözüne davet etmekte ve bu davet karşılığında ise o günün Arap toplumu şu sözüyle Allah'ın bu davetine karşı çıkmaktadır. Nedir o söz? Allah'ın indirdiğine gelin denildiği zaman onlar atalarımızın üzerinde durduğu dine ve örfe inanırız, bu bize yeter dediler. Cenab-ı Hak onların bu sözüne karşılık, peki sizin atanız, ecdadınız ya bilmiyor ise ve onlar doğru yolda değilse ne yapacaksınız diye bu üzerindeki akıl dışı bu taleplerine karşılık bu cevabı vermiştir. Değerli kardeşlerim, yine 7. cüzümüzün son suresi olan En'am suresinde Rabbimiz Teala Hazretleri şu konularda bizlere bir takım öğütlerde bulunmakta. En'am suresi Mushafımızın 6. suresi, tek parça halinde Mekki olarak indirilmiştir. İçerisinde tevhidi, nübüvvet dediğimiz peygamberliği, kainatın ve insanın yaratılışıyla ilgili konuları ele almaktadır. Yine burada nasıl Maide suresinde Hristiyan ve Yahudilerin hatalarını, bozdukları dinin kendisini ifade ederken En'am suresinde de Hazreti Peygamber'in vahyine muhatap olan cahili Arapların o günkü şirk ve dünyasıyla ilgili konulara temas edilmektedir. Onlardan en önemlisi En'am suresinde ifade edilen şu ifadedir. Hazreti Peygamber aleyhisselam gönderildiği toplum olan Arap toplumuna, onların hidayetine, Allah'ın tertemiz dini olan fıtrat dinine çağırmasına geldikten sonra oradaki kör cahili insanlar Hazreti Peygamber aleyhisselam bu davetine karşılık Allah bir melek indirseydi ya, biz ona uysaydık ya gibi böyle risaleti hafife alışı, gönderilen peygamberin görevini hafife alışı bir cümle ile karşılık vermişlerdir. Yine En'am suresinin
bu ayet-i kerimelerinde yine müşriklerin dünya ve ahiret hayatıyla ilgili yanlış itikatlarını ve yanlış görüşlerini bu surede Cenab-ı Hak tenkit etmiştir. Yine bu surede tüm insani hatalarımızın düzeltilmesi ve insanın vahiy eksenli ve peygamber rehberliğiyle mümkün olabileceğini hatırlatmıştır. İnsan dost doğru yol üzerinde hayatını sürdürebilmesi için vahyin aydınlığına, yine o vahyi bize getiren Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yol göstericiliğine, rehberliğine muhtaçtır. Son olarak bu cüzümüzün son sayfalarına doğru her iki dinin atası olan tevhidin peygamberi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir tevhid mücadelesinden bahseder. Hazreti İbrahim aslında yeryüzünde yaratılan her varlığın sorduğu arayışı, Rabbi bulma noktasındaki gayretinden bahseder. Hazreti İbrahim yıldıza, güneşe, gök cisimlerine karşı bir Rab sorgulamasını geçirir. Bütün bunların Rab olamayacağını, bütün bunların kendisine asla çare olamayacağını, içindeki vicdanının, yüreğindeki kalbinin tüm soruların cevabını bunların veremeyeceğini kani olur. Bütün her şeyi ve bunları yaratan birisinin kendisinin Rabbi olduğunu anlar ve böylelikle o tevhidi peygamber hayatıyla bizlere tevhidi öğretmiş ve verilen nimetlerin şükrünü eda etmiş ve Allah'a yapılabilecek en büyük zulmün şirk olduğunu, Allah'a ortaklık olduğunu, putların asla Tanrı yerine konulamayacağını ifade etmiştir ve bunu hayatı boyunca tüm evreleriyle şahit olmuştur. Rabbim Kur'an'ın şefaatine bizleri nail buyursun. Her bir ayetin mesajlarını gönlümüze ve sadrımıza şifa eylesin. Kur'an'ın ayetleriyle yaşamayı, hayatımızı Kur'an'a uydurmayı lütfeylesin. Ve en elhamdülillahi rabbil alemin.